hanedanlığı ayakta tutmak için tecrite, savaşa, kumpaslara sarıldıklarının farkındayız. Cumhur İttifakı'nın gündemine bakıyoruz sevgili arkadaşlar. AKP Genel Başkanı'nın yeniden Cumhurbaşkanı adayı yapma telaşı içerisinde olduklarını görüyoruz. Yurttaşın geçimi ve sofrası bunların gündeminde yoktur. Evet, anayasaya göre üçüncü kez aday olamazsın Erdoğan. Üçüncü kez aday olamazsın. Bu çok açık ve nettir. Adaylığı meşru değildir. Buradan tarihe not geçmek istiyoruz. Aday olduğu takdirde meşruluğu olmayan bir adayla karşı karşıya kalacağımızı Türkiye halkları bilmelidir ve görmelidir. Ama anayasayı takmayacakları da ortadadır sevgili arkadaşlarım. AKP Genel Başkanı yeniden aday olabilmek için kronometre 2018'de sıfırlandı dedi biliyorsunuz iki gün önce. 2018 öncesi yaptığı Cumhurbaşkanlığı görevini kendisi yok saydı. Bu çok açık bir şekilde ifade edildi. Bu sayılmaz diyor. Yani kendi kendisini sıfırlıyor. Sıfırlamada usta olduklarını da biliyoruz sevgili arkadaşlarım. Bugünkü Erdoğan 2018 öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstünü bir kalemle çizdi. Kendi Cumhurbaşkanlığını kendisi tanımıyorsa halk sizi hiç tanımaz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ben de diyorum ki sıfırlamak için kendinizi bu kadar yormanıza gerek yok. Halk zaten sizi sıfırlayacak sandıklarda ve anayasayı sağa sola bükerek aday olacağınıza gelin bu işten vazgeçin. Çünkü sandıklarda halkın iradesini asla bükemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı olamayacaksınız. Halk size sandıkta izin vermeyecek diyoruz. Evet, hukuku hiçe sayan, her türlü keyfiliği siyaset haline getiren, halkın kaynaklarıyla kendilerine imparatorluk yaratmak isteyen bu iktidara karşı dur demek tarihi bir sorumluluktur. Ekmeği çalınan, geleceği çalınan, umudu çalınan her yurttaşımız bir olursak, ortak bir sesle ve yolda buluşursak bu gidişatı kesinlikle tersine çevirmek mümkündür. Yeter artık seslerini öyle bir yankılandıralım ki sarayın koltukları sallansın sevgili arkadaşlarım. Evet, tecrit politikasını da, savaşını da, iktidarını da, yalanını da, talanını da istemiyoruz diye hep birlikte haykıralım bundan sonra. Çünkü biz biliyoruz ki biz çoğuz. Biz onlardan daha büyüğüz. Yeter ki yan yana gelelim, meydanlarda büyüteceğimiz gücü sandıklara taşıyalım ve bu devranı hep birlikte sona erdirelim. Evet, önümüzde kritik ama aynı zamanda tarihsel bir seçim süreci var. Çünkü sadece Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri değil, bu ülkenin geleceğinin nasıl olacağına karar vereceğimiz bir seçim süreci var sevgili arkadaşlar. Statükoyu koyu bir faşizmle devam ettirmek isteyenlere bu ülkenin geleceğini eşit ve özgür bir birliktelikte inşa etmek isteyenler arasında bir seçim olacağı çok açık ve nettir. Emeğin, alın terinin hakkını savunanlar ile emek sömürüsü, açlık ve yoksulluğu kader haline getirmek isteyenler arasında bir seçim olacaktır. HDP nasıl ki Türkiye'nin tüm sorunların çözümünde anahtar noktadaysa, bu önemli seçimde de kesinlikle sonucu belirleyen bir parti olacaktır. Açık ve net söylüyoruz. Ülkeyi yıkımdan kurtararak
eşit ve ortak geleceğe taşıyacak temel güç Halkların Demokratik Partisi ve birlikte mücadele ortaklığı kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'dır sevgili arkadaşlar. Çünkü bu ittifak faşizme, karanlığa, emek sömürüsüne, ekolojik talana, kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığa, inanç ve kültürlerin yok sayılıp ötekileştirilmesine, cinsiyet kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmaya, tüm toplumu teslim alıp tek sesliliğe mahkum etmek isteyenlere karşı kurulmuş en güçlü toplumsal ittifaktır. Çünkü bizler bu ülkenin iki kutuplu siyasette mahkum olmadığını biliyoruz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyor, bunun aynı zamanda siyasetini yapıyoruz. Bu ülkenin tek bir sokağı olduğunu ve o sokağında sadece kendilerinden oluştuğunu sananlar iyi bilsin ki bu toprakların başka bir sokağı da var. Ve orada iradesini yok saydığınız Kürtler var, Aleviler var, Ermeniler var, Süryaniler var, Rumlar var, Lazlar var, Pomaklar var, Romanlar var, kadınlar var, emekçiler var, gençler var, başka bir ülke mümkün diyen milyonlar var sevgili arkadaşlar. İşte bu güç HDP ile ve Emek Özgürlük İttifakı ile ortaya çıktı ve en güçlü toplumsal ittifaka dönüşmek için de var gücüyle çalışmalarını yürütmektedir. Hem Emek ve Özgürlük hem de Kürt İttifakımız bu toprakların en köklü mücadelelerinin birleştiği, geçmişten gücünü alan ve geleceğe tarihi not bırakacak en köklü ittifaktır. Seçimlere, ülkeyi büyük değişime ve güçlü demokrasiye ulaştıracak en geniş güç birliğiyle, en güçlü mücadele ortaklığıyla, yani Emek ve Özgürlük İttifakı'yla yürüdüğümüzün altını çizmek istiyorum. Buradan tüm ülke halklarına, işçilere, işsizlere, emekçilere, kadınlara, emeklilere, gençlere, sanatçılara, yazarlara, aydınlara, sendikalara, emek ve meslek örgütlerine, inanç kimliklerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Kendi gücümüzle, kendi mücadelemizle yeniyi, emekten ve özgürlükten yana olanı, yeni bir yaşamı beraber kazanabilir, beraber inşa edebiliriz. Bu birliktelik geleceğin kesinlikle kurucu gücüdür. Geleceği biz kuracağız ve bu saydıklarım kesimlerle birlikte kuracağız. Bu yürüyüşü büyütmek bizim bu ülkenin halklarına karşı tarihi bir sorumluluğumuzdur. İşte sizleri de bu yürüyüşü büyütmeye ve geleceğimizi hep birlikte kazanmaya bir kez daha davet ediyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda demokrasiden yana olan herkese mutlaka bir yer vardır diyorum. Kendisini demokratik bir gelecekte ve demokratik cumhuriyette görmek isteyen herkes için ittifakımızın açtığı yol birleşme yoludur. Bu yolu gelin 14 Mayıs'ın zafer yolu yapalım diyorum sevgili arkadaşlar.